Merhabalar bugün 15 Ağustos 2022 Pazartesi haftanın ilk mesai günü ve haftanın ilk güne bakış programıyla karşınızdayız. Hafta sonu gündemi yine Sedat Peker belirledi. Ortalığı karıştırdı mı yine karıştırdı. Çok önemli ifşalarda bulundu mu bulundu. Peki bir şey oldu mu bu soruyu her zaman soruyoruz. Son bir yıldır Sedat Peker ortalığı defalarca karıştırdı. Defalarca isim isim adres adres somut paylaşımlarla yalanlanamayan paylaşımlarla gündemi belirledi ama tek bir savcı harekete geçemedi, tek bir soruşturma açılamadı. Yine öyle oldu sevgili seyirciler ama bu kez artı bir oldu. Ne mi oldu? İsimleri geçen o paylaşımlarda isimleri geçenler bir arada görüntüler verdiler. Bu bir rastlantı mıydı bilinmez ama adeta biz bir aradayız ve güçlüyüz mesajı verilmek istenmiş de olabilir. Neden bahsediyoruz? İki farklı düğünden şimdi fotoğraflar getireceğiz ve üzerine konuşacağız. İlk düğünle başlayalım. Gazeteci Can Dündar paylaştı o fotoğrafı. Bir devrin aile fotoğrafı başlığıyla cinayet, gasp, soygundan aranmış, yargılanmış, hapis yatmış Hasan Yeşildağ'ın kızıyla İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Bahattin Küçüğün oğlu evleniyor. Şahitler 6. filo protestocularına saldırıyı örgütleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve Erdoğan diyor Can Dündar. Erk Acerer gazeteci Erk Acerer ismi geçen Hasan Yeşildağ ile ilgili çok çarpıcı bir mesaj paylaştı. Diyor ki Hasan Yeşildağ meselesini Magazin mi sanıyorsunuz? Hasan Yeşildağ Erdoğan'ın yol arkadaşı. Onun için cezaevine girdi, yolları döşedi. Erdoğan sıkıştığında Mehmet Ağar'la mutabakat yapan bile oydu. Bu hikaye en başa belediye başkanlığı yıllarına, en kirli dosyalara gidiyor diyor Erk Acerer. Evet Erk Acerer Mehmet Ağar vurgusu yapmış. Mehmet Ağar Hasan Yeşildağ bu isimler önemli. Bu isimlerin her biri Sedat Peker paylaşımlarında yer alıyor. Bunlarla sınırlı değil. Son dönemde Sedat Peker Hasan Yeşildağ, Mehmet Ağar ve Doğu Perinçek ile ilgili de paylaşımlar yaptı. Bakın şimdi bir başka düğüne gidiyoruz. Mehmet Ağar, Doğu Perinçek ve Ethem Sancak, Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın kızının düğününde bir araya geldi deniyor haberde öyle dikkat çeken bir nokta ki burası sevgili seyirciler. Mehmet Ağar, Doğu Perinçek, Etem Sancak, Süleyman Soylu. Bu isimlerin tamamıyla alakalı Sedat Peker'in paylaşımları var. Suça dair paylaşımları var. Peki nereden çıktı bu fotoğraf? T24 yazarı Candan Yıldız şöyle paylaştı. Gazetecilerin aynı zamanda haber kaynağı da olan sosyal medya mecralarında gezinirken rastladım fotoğraflara diyor ve son günlerde Sedat Peker'in paylaşımlarıyla da isimleri sık sık gündeme gelen kişilerin İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın kızının düğününde bir araya geldiklerini aktarıyor. Bir yıl önceye gidelim. Leman dergisinin kapağında Sedat Peker vardı. Bir kamyon, kasası dolu bir kamyon sevgili seyirciler. Kasasında neler yoktu ki? Sadat vardı, kayıp silahlar vardı, 15 Temmuz vardı. Yok yoktu. Önünde de kaçışan o paylaşımlarda, videolarda isimleri geçenler. Bir cisim yaklaşıyor demişti Leman dergisi. Haziran 2021'deki bu kapakta üzerinden bir yıl geçti. O cisim hala çarpamadı. Ha birilerine çarptı doğru birilerini yerden yere vurdu doğru hatta kamyonun kasasına yeni isimler de bu süreçte eklendi. Fakat programı açarken de söylediğimiz gibi bu isimlere hiçbir şey olmadığı gibi bu isimler yan yana durarak güç bizde mesajı vermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir hafta önce bir açıklama yapmıştı. Bu pahalılıkla alakalı Tarım kredi kooperatiflerini adres göstermişti ve fiyatlar düşecek çağrısında bulunmuştu. Ne mi oldu? Fiyatlar düşmedi. İndirim yapılacağı söylenen tarım kredi kooperatifi marketlerine koştu vatandaşlar. Fakat fiyatları görenler hayal kırıklığına uğradı, şaşırdı. Sonra şu tepki yükseldi. Fiyatlarda indirim yok, bindirim var arkadaşlar. Profesör Doktor Şenol Babuşçu'nun bir tepkisi var. Tarım kredi kooperatifleri marketleri önünde kuyruklar oluşmaya başladı. 1970'li yıllardaki kuyruklara dün laf söyleyenler bugün kendi yarattıkları kuyruklarla övünüyorlar diyor Babuşçu Hoca. Bir başka ekonomist Evren Devrim Zelyut da bir grafikle buna tepki gösteriyor. AKP yönetimi bizleri saf mı zannediyor diye soruyor. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık %157,89 aylık %5 arttı. Üreticinin maliyetleri roket gibi artarken kimse tarım kredi kooperatifi marketleriyle sorunu çözerim demesin. Oraya mallar başka bir ülkeden gelmiyor diyor ne önemli bir hatırlatma yapıyor. Ve AKP'nin bir başka deneyi sevgili seyirciler kur korumalı mevduat. Evet, kur korumalı mevduatta fatura her geçen ay ağırlaşıyor. Buna rağmen Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tuhaf açıklamalar yapmaya devam ediyor. Diyor ki: "Kur korumalı Türk Lirası mevduat hesabını eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum." diyor. Oysa ekonomi öyle niyetlerle yürütülecek, yönetilecek bir alan değil. Bakın nasıl mı? Bütçeden kur korumalı mevduat için ödenen para Temmuz'da 23.4 milyar TL'ye çıktı. Kur korumalı mevduata 5 ayda ödenen paraysa 60.6 milyar TL oldu. 1 ayda 2'ye katlandı. Bütçe Temmuz'da 64 milyar TL açık verdi. Yani bu işin öyle bakanın dediği gibi niyetle, iyi niyetle, kötü niyetle alakası yok. Çünkü sayılar ortada. Son dönemlerin bir diğer gündem maddesi de konut alanlara Türk vatandaşlığının satılması sevgili seçler. Bakın, bu noktada bir adım ileriye gittiler. Türk vatandaşlığı için bes netleşti. Bu gerçekten dikkat çeken bir haber. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yabancıların Türk vatandaşlığı için bireysel emeklilik sistemine girebilmelerinin detaylarını netleştirdi. Buna göre en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payını 3 yıl sistemde kalma şartıyla BES'e yatıran yabancılara Türk vatandaşlığı hakkı verilecek. Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancılar Yeni bir BES sözleşmesi kurmak suretiyle unvanında vatandaşlık ibaresine yer verilen emeklilik planlarına dahil edilecekmiş. Yani bireysel emeklilik sistemine girenlere de artık Türk vatandaşlığı veriliyor. Bugün YKS sonuçları açıklandı. Fakat ülkedeki mevcut yönetim öğrencileri yurt arayan, üniversite okuyacak, farklı şehirlerde okuyacak ve maddi durumu da iyi olmayan üniversite öğrencilerini cemaat, tarikat yurtlarına mahkum ediyor. Mahkum etmekle kalmıyor, bir de gazetelerinden bunun reklamını yapıyorlar. Gazeteci Burcu Karakaş paylaşmış. Diyor ki: "Bugün YKS sonuçları açıklandı. Yeni Şafak cemaat yurtlarını teşvik etmeye başlamış bile diyor. Yeni Şafak gazetesinden bir haber. O haberde özel yurtların pahalı olmasından dert yanılıyor. Sonrasında bakın reklam yapılıyor. Diyor ki önderin 17 ilim yayma cemiyetinin 174, Ensar Vakfı'nın 61, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 52, ise 40 yurdu var. Bunların fiyatları da daha makulmüş ve çok daha konforluymuş diye de haberde anlatılıyor. Sevgili seyirciler bütün bu ağır gündemin içerisinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme buluşmalarına toplumun farklı isimleriyle, farklı kesimleriyle devam ediyor ve bu buluşmalardan birinde helalleşme bir oy isteme değildir, başkalarının dünün acılarını anlama çabasıdır diyerek önemli bir açıklama yaptı. Ben bu ülkede eğer kuru ekmek kavgasını bitiremiyorsam niye siyaset yapıyorum? Her evde huzurun olması için mücadele etmiyorsam niye siyaset yapıyorum? Eğer toplumun her kesimiyle oy versin veya vermesin helalleşme bir oy isteme değildir değerli arkadaşlarım. Helalleşme yaşanan derin acılardan ders çıkarıp gelecekte böyle bir acının yaşanmama çağrısıdır aynı zamanda. Yetmedi mi çektiğimiz acılar? Yetmedi mi yaptığımız kavgalar? Bir kardeşimiz konuştu. Bir dönem sağ sol birbirini öldürdü. Bir dönem başkaları birbirini öldürdü. Pırlanta gibi evlatlarımızı kaybettik. Hapishanelerinde eğer düşüncesinden ötürü insanlar hapse atılıyorsa bu doğru değildir değerli arkadaşlarım. Evet Kılıçdaroğlu'nun bu çabaları toplumda da karşılık buluyor. Sonuç veriyor aslında sevgili seyirciler. Bakın Kılıçdaroğlu helalleşme turları atarken bir eski AKP'li Kılıçdaroğlu'ndan helallik istedi. Ben kendisinden Alevi vatandaş olduğu için Ayrıca bir helallik alıyorum bir sünni olarak. Bizi kodladılar uzun yıllar boyunca sünni ailelerde. Alevilerin yaptığı yenmez dediler. Alevilerden kız alınmaz dediler. Biz de aklımız belli bir noktaya gelene kadar bu saçma sapan söylemlerle etkilendik. Etkisi altında kaldık. Haklarına girdik. Ben de bir Muharrem Kaşitoğlu olarak bununla ilgili helallik talep ediyorum. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yardımcısını hedef aldı. Ümit Özdağ, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya ilişkin suçlamalarda bulundu. FETÖ'den tutuklanması gerekirken şans eseri kurtulmuş biri dedi. Ve şöyle devam etti sözlerine, Büyük Orta Doğu projesi kapsamında devlet, tarikat ve cemaatler arasında paylaştırıldı. Artık Türkiye'de bir Türk devleti yok.'' Artık olan bir parti ve cemaat tarikat devleti. İsmail Çataklı da Türk bürokratı değil, tarikat cemaat parti bürokratıdır diyor Ümit Özdağ. Gündemde neredeyse hiç yer bulamayan, konuşulamayan oysa ortalığın ayağa kalkmasını gerektirecek bir haberle devam edelim. Bir gün gazetesinden İsmail Arı gerçekten çok önemli bir habere imza atmış. Tarihi eserler bir bir çalınıyor deniyor haberin manşetinde. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy otellerine sağladığı ayrıcalıklarla gündem olurken bakanlığa bağlı yaklaşık 90 müze ve 140 kazı alanıyla 17 özel müzeden binlerce tarihi eserin çalındığı açığa çıktı. Haber çok çok önemli bir haber. Bakın öyle bir iki 3 4 eserden bahsedilmiyor. Kaldı ki tek bir eserin bile çalınmaması gerekiyor. Bu haberde binlerce eserden bahsediliyor. Ülkenin Turizm ve Kültür Bakanı nelerle uğraşıyor? Otellerine sit alanlarından yeni arsalar kapma derdinde bunlarla uğraşıyor. Oysa ona bağlı müzelerden eserler çalınıyor. Tık yok, ses yok. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını tamamlıyoruz. Yarın salı günü her zaman olduğu gibi Türkiye saatiyle akşam 5'te yine bu ekranlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.